Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali. Bir buçuk ay önceydi galiba. Pazar günü müzedeyim dostlarım. Biraz sohbet edelim bence de. Müzedeyim. Böyle pazar günü geldim ama uzaktan bir yerden yorgun argın. Bir bey beni gördü ziyaretçiler arasında. Sunay Bey dedi, burada mısınız? Evet yeni geldim. Çok önemli konuklarımız var. Ben onları getirdim. Çok şık giyimli. Beyefendi. Peki tanışalım. Aman efendim böyle merdivenle çıkıyoruz. Onların yanına gidiyoruz. Konuklar geziyor. Obama'nın danışmanları burada. Evet hani o Barack Obama'nın Türkiye'yi ziyaret ettiği hafta var ya. Ondan bir hafta önce. Gelmişler İstanbul'u geziyorlar. Gölü diye siz söylediniz değil mi? Hayır. Onlar program almışlardı önceden. Ben önden yürüyerek çıktım. Hoş geldiniz dedi. Sohbet, muhabbet. Tabii orada gördüler bütün dünyanın hayallerini, düşlerini. Çünkü çocuğun ulusu, milleti, dini, dili, ırkı yoktur. Gerçek barış çocuğun o hayallerinde vardır. Obama'nın danışmanlarından biri ne yaptı biliyor musunuz? Beni mahvetti. Bir kart çıkardı. Dedi ki beyefendi siz işte bizim kültürümüzü yansıtıyorsunuz. Hani biz milletler arası ittifak diyoruz, barış diyoruz. Siz burada onu yapıyorsunuz. Buyurun size bir kartımızı verelim. Eğer size yardımcı olabilirsek bizi arayın lütfen. Ve gittiler. Ben de Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kartı var. Bu insanları ben davet etmedim bakın. Kendileri geldiler. Memnun oldum. Ama ben İstanbul Oyuncak Müzesi kurulduğu günden beri ülkemizdeki devletimizin bütün o koltuklarında oturan hepsini davet ettim. Bütün 23 Nisan'lara, bütün kutlamalara, bütün etkinliklere. Daha bir kez olsun lütfedip gelmedim. Ne acı ya. Suriye Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyarete geldi. Çocuklarıyla neredeydi? Oyuncak Müzesi. O kısa zamanda bile geldi ya. Bende ne var biliyor musunuz? Japon Başbakanı'nın özür mektubu. Neden? Bay Horigashi-san, İstanbul'daki elçi. Onlarla çok temas halindeyiz. Japonlar çok meraklıdır bu oyuncak hayal dünyasına. Çünkü önce hayal, sonra gerçek. Çok meraklıdır. Japon Başbakan biliyorsunuz geldi, Türkiye'ye gitti. Bay Horigashi-san bir hafta sonra bana geldi. Çok heyecanlıydı. Ne oldu? Başbakan. Çok üzüldüm. Niye? Aslında Türkiye programı daha uzunmuş. 5-6 günmüş. O günlerden birine oyuncak müzesini ziyarete ayırmışlar. Fakat kısaltmak zorunda kalmışlar. 3 gün indirmişler. Gelemedi özür diliyor. Küstü bana ya diyor. Daha İstanbul'daki Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir kez geldi. Bu beni yer alıyor. Kırgın değil. Ama bu bir niye? Peki, Oki Mağara'dayız. Bir spoiler olarak, spoilerci mağara bilimi. Ben 4 yıl mağara bilimi okudum. Benim üniversite yıllarım mağaralarda geçtiysem abartmış olmam. Ama üniversite yıllarından sonra ilk kez bir mağaradayım. Ama size mağara bilimini anlatmayacağım, bambaşka şeyler anlatacağım. Zaten insanlık aydınlanması da hep mağaralardan başlamıştır ya. Mağaraya yapılan resimler. İstanbul'da Yalanburgaz Mağarası vardır. Yarımburgaz Mağarası. Orada çalışmalar yaptık biz 2 yıl. Hocalarımızla birlikte öğrenciyken. Bu Yarımburgaz Mağarası'nın 2 tane bacası vardı. Ağzı. Biri Türk filmlerinde çokça gördüğünüz. Şu anda ziyaret ediliyor mu bilmiyorum. Bir dönem ziyarete çıktı o kısmı. Ama asıl öteki kısmı. Yani denize Marmara'ya bakan kısmı. Orası tehlikeli. Göçmenler olduğu için kapalı. Oradan içeri girerseniz yaklaşık 400 metre sonra duvara kırmızı bir boyayla yapılmış 3 tane sal resmi vardır. Kayık, ilkel kayık. 3 tane. O resimlerin oraya kimler tarafından yapıldığı hala bilinmiyor. Ama şu bir gerçek. Yarımburgaz Mağarası bize gösteriyor ki İstanbul, Nil Anadolu'nun dünyanın en eski yerleşimlerinden biri. Ben çok istiyorum ki İstanbul Belediyesi'nin simgesi,
İstanbul kentinin simgesi o mağaranın duvarına yapılan 3 tane salın kendisi olsun. O 3 sal resmi bence İstanbul'un gerçek simgesidir. Gemi resimlerinden söz ettik ya, yola çıkalım öyleyse. Strabon. Strabon bir kitap yazar, o kitabında İstanbul'u uzun uzun anlatır. İstanbul'un en iyi anlatıldığı en eski eserlerden biri, bence en iyisi, Strabon'un kitabıdır. Uzun uzun İstanbul'u anlatır Strabon. 2000 yazdığı o kitabında. Ve o kitapta İstanbul'da timsah gördüğünü yazar. Evet, timsah. Strabon İstanbul'da timsah görüyor. Hayır, bu Strabon denize düşmüş büyük kertenkelelere, affedersiniz, timsah sanacak kadar dağılır. Timsah diyorsa timsahtır. Fakat nasıl olur? Yani tropikal bölge hayvanı olan timsah subtropikal coğrafyada nasıl yaşar? Gördük diyor. Nerede? Kalamış koyunda. Kalamış koyunda. 2000 yıl önce timsah. Strabon'un kitabını okuyan var mı aranızda? Peki Strabon'un kitabının adını bile yer kaldırsın lütfen söylemeden. Ben hep şunu merak ediyorum ya. Neden bu ülkede öğretmenlerimiz lise 1. sınıfta bir derse girdiklerinde derse şöyle başlamazlar. İlk ders bak lise 1. Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Artık liseye başladınız. Bu dersimiz adını bir kitaptan alır. Bu kitabı yazan 2000 yıl önce Anadolu'da yaşayan bir entelektüel aydın Strabon. Arkadaşlar dersimizin adı coğrafya. Coğrafyayı bir ders olarak mı biliyorsunuz sadece? O bir kitabın adı. Ayasofya Kilisesi'nden. Bu kilisenin yalnızca kente bakan doğu duvarında. Batı, kuzey, güney duvarlarında yok. Sadece doğu duvarında. O resimleri o gemileri gören gözler tarafından buraya kazındı. Yani gelişi güzel, öyle hayal gücüyle yapılmış gemi resimleri değil. Bunlar Akdeniz medeniyetlerinin gemileri. Ancak gören göz onları bu duvara kazır. Geldim. Neden bu gemiler kazındı sadece? Şunu söyledi bize. Ben orasını bilemem. Ben teolojiden anlamam. Ben gemi mimarisi tarihi profesörüyüm. Çünkü o gemi resimlerinden biri bir Mısır kalyonu. Bir Mısır kalyonu. Ben neyi arıyordum? Strabon'un coğrafya kitabında İstanbul'da gördüğünü yazdığı timsahların sırrını. Mısır medeniyeti ve timsah desem yadırgamazsınız. İç içe değil mi? Tabii ya. Trabzon'a kadar gelen bir Mısır gemisi nereden geçecek? İstanbul'da. Öyleyse dedim kendi kendime ben Mısırlı denizcilerin davranışlarını, geleneklerini öğrenmeliyim. Mısırlı denizciler tarafından bırakılan ama iklim, hava koşulları, doğa koşulları uygun olmadığı için nesillerini devam ettiremeyen timsahlardan başkaları olamaz. Tüm düşüncesi olan varsa bir kanalda yayınlanan, üniversitede çekilen bir televizyon programında oturur tartışırız. Ben üniversitelerde canlı olarak yayınlanan programlara bakıyorum da yani sığ suların aktüeliği. Üniversite ya. Coğrafya. Trabzon'da bir mabette kazınmış gemi resimleri. Bir söz var çok severim. Bilginler bir toplumu aydınlatamıyorsa şarlatanla aldatır. Çok güzel bir söz ama. Zaten bilgi altında imza aramayın. Önemli olan bilginin kendisidir. İnsanın zamanda yolculuk yapmasını sağlayan bir makine bulursa acaba hangi güne giderim? Siz de buraya gelirsiniz. Aramızdaki fark bu işte. Hep onu düşünüyorum. Ben buldum ama 12 Aralık dizi. Benim çok sevdiğim bir insan 12 Aralık 1856 günü Amerika'dan kalktı İstanbul'a geldi. Onu görmek isterdim. O da bana bakardı böyle bir vali elinde ekmek tutsun. Ama bir kitabından çok umutluydu ya. O kitabını yazabilmek için tam 4 yıl gemilerdi. Yıl. Bir kitap yazmak için 4 yıl gemilerde yaşadı diyor. Kitabı yayınladı, insanlar şimdi beni tanıyacak, sevecek dedi. Okunmadı. Yapamazda kaldı. Çok kaldı. O kitabından umutluydu. Çünkü beyaz bir balinayı anlattı. Moby Dick. Herman Bey.
Ben ilkokul okuma yazmayı söktüğümde birinci sınıfta Hermann Melville'in Moby Dick'ini okumuştum ve kararımı vermiştim. Ben de bu adam gibi yazar olacağım. Yolculuklara çıkacağım. Bir etkileyen kitapmış da o Ahab Kaptan öyküsüdür Moby Dick. Ve Moby Dick yazarı Hermann Melville 12-1856 günü İstanbul'a geldi. Neden? Bir şey duydu İstanbul'la ilgili. Gerçek mi değil mi? Bunu görmek için geldi. Sadece bunun için geldi o çocuk. Galata'da bir otele yerleşti, hemen çıktı, bir kayıkla Üsküdar'a geçti. Üsküdar'dan Anadolu Hisarı'na gitti. O gün 12-1856, Hermann Melville bunu yapıyor. Cebinden bir kağıt çıkardı ve Anadolu Hisarı'ndan karşıya baktı. Siz Anadolu Hisarı'ndan karşıya bakarsanız nereye görürsünüz? Rumeli Hisarı'na. Açtırdı elindeki kağıtla Rumeli Hisarı'nı ve sonra şunu yazdı, dedi ki, ben bugüne kadar nice antlaşma imzalayan kral gördüm. Ben bugüne kadar nice ressam da gördüm tuvali imzalayan, ama ben imzasını bir kente taşlarla atana da ilk kez rastlıyorum. Rumelistan'ın şekli 2. Mehmet'in Fatih imzasından başka bir şey değildir. Belgeler kitaplar okursanız şunu bir yerde bulabilirsiniz. Belki orada çoğunda var. İşte Fatih İstanbul'u kuşattığında Boğaz'ın en dar yerine zamanında Beyazıt yaptırmıştı. Onun karşısında, Anadolu'yla karşısında Rumelistan yaptırdı. Boğaz'ı kontrol altına almak için ve bu Rumelistan reformunda bizzat kendisine çalıştı. Bu bilgiyi duymuşsunuzdur değil mi? İyi de niye? Neden? Ben daha bir imza sahibinin elinden çıkmadı. Ancak o zaman imza olur. Bu yüzden Rumelistan her cephesinde çalışmış. Birkaç tuğlayı okuymuş. İmza sahibinin elinden çıksın diye. Bakmakla görmek aynı şey değildir. Bugüne kadar Rumelistan'a hep bakıyordunuz. Şimdi gördünüz. Bunun anlamı şu. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'dan içeri giremeseydi Pilsen'e imzasını atıp gitmiş olacaktı. Şimdilik imza attık, ileride nasip olur belki. Şimdi bu bilgi karşımıza bambaşka bir ikinci Mehmet çıkarıyor. Bütün ezber bozuldu şu anda. Ben bu Fatih'i hiç sevmezdim biliyor musunuz? Okul hayatım boyunca hiç sevmedim. Korktum. Nedeni bu. Sizlerin de okuduğu okullarda, duvarlarda bu resim yok muydu? Derslerde yok muydu? Tedir sırasında işte 3 tane menili gemi denizdeki kuşatmaya gelmiş, içeri girmiş. Fatih buna çok kızmış, atını denize sürmüş. Ben bunun altından korkarak geçirdim adımız. Bu benim atam. Çok sinirli, aksi bir adamdır, aman. Döver ya. Bu ne ya? Bu nedir? Alman kralından biri de tarihte kızmış, eliyle bir vazo devirmiştir. Ya kızarız değil mi? Kim kızmıyor ki? Olabilir. Alman kralından biri de tarihte kızmış, bir vazo devirmiş böyle. Alman kralının o sinirli anının resmedildiği herhangi bir resim Almanya'da bir okulda asılır mı? İngiliz kralı da kızmış, birinin kıçını affedersin tek batmıştır. Kral Charles tek batarken. İngiltere'de de böyle kralın sinirlenmiş tek batarken halini gösteren bir resim bir okul duvarına asılır mı? Peki bunu kim astı? Milliyetin Bakanlığı da onaylanmış. Bir deli bir kuyuya taş atar, 40 kişi çıkaramaz. Buralar da Türkiye. Bu ne? Ha bu İtalyan ressam sonra onun yapmış olduğu bir tablo. Sonra çok büyük bir ressam. İkinci Abdülhamit döneminde sarayı başlasam, büyük bir ressamdır. Hani yapacak, ayrı bir konu, bu tarih olay ayrı. Ama bir okulun duvarlarında ne iş var? Bu mudur Fatih Sultan Mehmet? Gelmiş, hani sahilde kumsalda kumdan kale yapan çocuk gibi imzasını atıyor ya. Hayal gücüne bak. Bir de şunu çokça duyarsınız, hani Fatih İstanbul'u fethi sırasında gemileri karadan yürüdü. Hep çok tarihçi, profesör. Aydınları tenzih ediyor. Derler ki, hatta televizyon programı yapanlar da var aralarında. Bilim insanı olmasa da çok saygın bir aralar. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Yalan, palavra. Bekle, kafam orada yürüme. Öyle şey olur mu? Saçmalık. Peki Bizans bir sabah uyandı, baktı ki hal işte gemiler. Kağıthanede Fatih şey kurdurdu, pershane, oradan getirdi gemileri. Çoğu tarihçi, akademisyen olsun olmasın, bu tez buna karşıdır. Yani Fatih gemileri karadan yürütmedi, öyle bir şey yok.
Neden? Çünkü onlar tarih anlayışın iktidarları, tahtların, yakutlu kaftanların tarihi. Hayallerin, düşlerin tarihi. Hiç önemsemezler. Hiç bilemezler. Oysa karşılarında Boğaz'ın kıyısında imzasını atmaya çalışan biri var. Bir hayalperest, büyük bir serüvenci. Hazır mısınız sevgili Ereğli halkı? Müthiş bir belge. 1455 yılında, yani Fetih döneminin de tanrı olan ünlü tarihçi Dracoey 1455 yılında Roma'da İstanbul'un fethini anlatan bir kitap yayınlıyor. O kitaptan bir tek resim göstereceğim size. İyi bakın lütfen. Dinleyen, izleyen çok değişik yerlerde izledi ama bugün bu mağarada harika bir yer. Olayı vermemiz bu güzelli ortamda çok daha güzel oldu. Profesörümüze yaptığınız katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ben çok teşekkür ederim. Başka efendim beni biraz dinler misiniz? Tabii, buyurun. Nazım Hikmet için. Buyurun. Profesör Mümtaz Oysal bunu biliyor, Sami Kuhayen de biliyor. Onlar bana yardım etmeye çalışıyor. Ama netice alamadık. Evet, Deniz Son da biliyor. Bolu'da öğretmenliğini yaparken Rusya'ya gitmeye karar veriyor Nazım Hikmet. Ereğli'ye giriyor. Bu yaşlılar gençler evinin önündeki çınarın altında oturuyor ve kayışçılarla görüşüp motor ayarlayıp karşıya geçiyor. Soçi'ye geçiyor. Ve o yazdığı şiirdeki tarif ettiği çınar ağacı da o yaşlılar gençler evinin önündeki çınar. Öyle değil mi hocam? Ya şahidim sağlam. Çınar. Ve Ereğli halkı olarak biz... Çınarın şahidi çınar. Biz Ereğli halkı olarak Nazım Hikmet'in mezarını o çınar ağacının altına getirmek istiyoruz. Çünkü o orayı tarif ediyor. Sizden de yardım bekliyorum burada. Seve seve. Çok doğru. Hayır, başkan çok doğru bir şey söyledi. Neden Ereğli olması gerektiğini yanıtını da verdi kendisi. Çok çok doğru. Çok çok doğru. Umarım bu gerçekleşir. Ama ya ille de kemikleri değil. Siz oraya sembolik de olsa yapın bir mezar. Yapayım mı? Mutlaka. Yani Yunus Emre'de. Yapalım mı? Mutlaka. Tabii. Yunus Emre'nin mezarı her yerde. Bir Sultan'ın mezarı her yerde. Nasrettin Hoca'nın yapsın bu niye yani ille bir... Açılışa gelecek misiniz? Onur duyarım. Siz de geliyor musunuz hocam? Açılışa geliyor musunuz? Mutlaka. Hocam her zaman doğru söylüyorum. Yerevan, buyurun. Efendim size hediyeler hazırladık. Elfet besinden bir gün Efes hazırladı bunu. Ereğli'de yetişiyor bu elfet besini. Burada üretiyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Burada her gülümüz var içerisinde. Ereğli'sin bir yere. Nurettin yaptı onu. Bu da Nurettin. Tazesi olmadığı için çileğini hazırladık. İçerisinde daha çok zengin şeyler var. Çok sağ olun. Bir dahaki sene geldiğinizde inşallah. Ben izninizle size daha çok hediye vereceğim. Çünkü siz burada ara vermiştim de bir belediye batağa girdi şimdi kurtarmaya çalışıyorum. Çok güzel. Bu yüzden Nazım'ın yani gerçek kemiklerin mezarlarını getirmek biraz masraflı olabilir. Biz sembolik yapalım. Bu da olur. Ben izninizle bu çiçeği bunca yıllık hayatımda düşüncelerinden, bilgilerinden çok şey öğrendiğim ülkemizin aydınlık yüzü az sayıda olsa da var o güzel insanlar Mümtaz Soysal Hocam'a gelmek istiyorum. Kimisi gibi derler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili aramıza katıldılar. Şeref verdi. Hoş geldiniz efendim.
beni hak aşkına. Secde kıldım.
Rotary Kulübü'ne en başta teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalimize çok büyük katkılarda bulundular. Her yaptıkları eylem Ereğli'de ses getirdi. Alevi Bektaşi Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi'nin bu seçkin insanları da bizi bugün büyülediler. Var olun. Var olun. Evet, size bir müjde vermek istiyorum. Alevi Bektaşi Belediye Derneği Başkanı'ndan izin aldım. O izinle söylüyorum. Karadeniz kıyılarında hiçbir kent merkezinde cem evi yok. Ancak iç kesimlerde, bizim de köyümüzde var biliyorsunuz cem evi. Ama Karadeniz sahillerinde hiçbir kent merkezinde cem evi yok. Alevi Bektaşi Derneği ve Karadeniz Ereğli Belediyesi el ele vererek 27 Eylül'de Karadeniz Ereğli merkezinde cem evinin temelini atıyor, Allah nasip ederse. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali.